Merhabalar arkadaşlar bugün eleştirel yorumları okuyorum. Arkadaşlar ilk olarak Züleyha ile ilgili olanları cevaplamak istiyorum. Yani Züleyha ile küsmemizin nedeni bir konuda anlaşamıyoruz arkadaşlar. Evet, kapak fotoğrafımla ilgili olanları cevaplamak istiyorum şimdi. Arkadaşlar herkes kapak fotoğraflarımdan şikayetçi, yani yapamadığımı düşünüyorsunuz. Ama ben istesem yani sizler gibi yapabilirim yani. Ama istemiyorum. Benim kapak fotoğraflarımın sizlere göre daha fazla dikkat çektiğini düşündüğüm için böyle kapak fotoğrafları yapıyorum. Zaten herkesin kendine özgü bir kapak fotoğrafı vardır. Benim kapak fotoğraflarım da böyle arkadaşlar. Agresif olmam ile ilgili olanlar. Ami PKX'de ve Galaxy PKX'de bazen çok kaba oluyorsun demişler. Ama neyle kaba olduklarını bile söylememişler arkadaşlar. Ben şimdi neye göre cevaplayayım bunları? Elif Ecrin, seni seviyorum fakat oyun oynarken bir kere sinir emojisi atmıştın. Bir kere de arkadaşımız bitti yazmıştın. Bunlar kırıcı biraz. Arkadaşlar onları derken görev cezada olmuş olabilirim. Uranüs X'de, böyle sanki takipçilerinin yorumlarının altına onlardan bıkmış gibi yorum atıyorsun. Biraz kaba davranıyorsun ama bazen demiş. Yani kötü bir şey derseniz karşılığında da kötü bir şey duyarsınız arkadaşlar. Sesimle ilgili olanlar. Soft Musuhrom. Nasıl okunuyorsa neden sesini değiştiriyorsun, zaten doğal sesini biliyoruz demiş. Yani sesimi değiştirmemin sebebi benim arkadaşlar, şimdi benim sesim normalde güzel ve normal ama yani videoda sesim çok kötü çıkıyor, ondan dolayı birazcık inceltiyorum. Bu arada gerçek sesimi herkes bilmiyor. Star Girl demiş ki bir şeyine çok sinir oluyorum, hiç anlayışlı değilsin. Bir challenge ya da bir partide dünyada bir sürü alan boş olduğu halde davet etmiyorsun. Sonra da evet sizi çağırmadım. Ne yani, bu dünyanın sonu falan mı diyorsun? Çok itici oluyor. Herkes hevesleniyor, hazırlanıyor. Sana bir sürü şeyler hazırlıyor, heyecanlanıyor. Sen çağırmıyorsun. Bu konuda çok kırıcısın. Kendinden biliyorum bu kadar. Ama onun dışında seviyorum. Seni tatlısın. Bir kere seven insan anlayış gösterebilir. Yani sen böyle bir şey olmadığı için nereden bileceksin? Yani söyleyemedim. Bir dakika. Şu anda sinirlendim. Yani sen bunu asla bilemezsin. YouTube kanalın olmadıkça. İçerik üreticisi değilsin sen. Bunu bilemezsin. Yani herkesi davet etmenin ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Evet arkadaşlar, eleştirel bütün yorumları cevapladım. Ama video maalesef ki kısa oldu. Neyse, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.